Dün öğle saatlerinden itibaren İstanbul'da sis etkili olmaya başlamıştı ki trafik de zaman zaman kilitlendi bazı noktalarda. Şehir hatları sis nedeniyle iptal edildi. Yine maçlar ertelendi. Çanakkale Boğazı'nda gemi geçişi durduruldu ki bugün de hala da devam ediyor o sis. Tabii merak ediliyor ne zamana kadar sürecek ve şu anda İstanbul'da son durum ne? Muhabir arkadaşımız Mahmut Keşan bizleri bekliyor. Hemen kendisine uzanalım. Mahmut, günaydın, öncelikle kolay gelsin. O en çok merak edilen soruyu sorayım. Sis ne zamana kadar devam edecek? Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre sis fazla etkisini devam ettiremeyecek. Gün içerisinde artık tamamen gitmesi bekleniyor. Ancak şu dakikalarda özellikle sürücülerin çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü sis nedeniyle görüş mesafesi düşmüş durumda. Elbette bu da kazalara sebebiyet verebilir. Onun için özellikle ileri sürüş uzmanları sürücülerin sisli havalarda farlarının açık olması, sis farlarının açık olması ve fazla süratle gitmemeleri yönünde uyarılarını da yeniledi. Elbette İstanbul'un bu durumu farklı illerde de şu dakikalarda görülebiliyor. Ayrıca şunun da hatırlatmasını yapalım. Bazı seferlerde iptal edildi. İDO ve BUDO seferleri iptal edildi. Öyle ki İDO'nun 8.30 Bursa Armutlu Tatilköy Yenikapı Kadıköy seferi iptal edildi. Yine 8.30 İDO'nun Bandırma Yenikapı Bostancı seferi iptal edildi. BUDO'nun da saat 8, 8.30, 9.30 ve 10, 10.30 seferleri iptal edildi. Şehirler arası seyahatlerde deniz yolunu tercih eden kişiler internet sitelerinden, firmaların internet sitelerinden takip etmeleri gerekiyor. Sık sık uyarılar yapılıyor. Şu an bulunmuş olduğumuz nokta Edirne istikametinden Ankara istikametine giden nokta. Bakın sis o kadar etkisini artırıyor ki zaman zaman şu an araçları ileri noktadaki araçları bizler de görmekte zorlanıyoruz ki insan gözü en iyi görebilecek bir kapasiteye sahiptir. Ancak görüldüğü gibi şu an araçların farları açık olmasa görülmesi imkansız. Ayrıca şunu da altını çizelim. İstanbul'da bu sisin etkisi dün akşam saatlerinde başlamıştı. Mesai saatin bitimiyle başlamıştı ve şu dakikalara kadar da devam etti. Ancak gece yoğunluğu daha fazlaydı. Gün içerisinde artık yavaş yavaş etkisinin de gitmesi bekleniyor. Yarın İstanbul'da zaman zaman sağanak yağış olacağını da söyleyebiliriz. Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre %40 oranında İstanbul'da bir yağış bekleniyor. Ancak lokal olarak da yağması söz konusu. İstanbul'daki durum bu şekilde olurken dediğimiz gibi seferlerin iptal edilmesi, sürücülerin bu şekilde trafiğin sıkışması da malum gündemdeydi. Şunu da hatırlatmasını yapalım. Dışarı çıkacak olan kişiler, yüksek noktalarda oturan kişiler ayrıca bu sisin etkisiyle görüş mesafesi düştüğü için neredeyse yanındaki binayı bile göremeyecek duruma gelmiş şu dakikalarda. Ayrıca şunu da yapalım. Gece saatlerinde özellikle saat 1-2'yi farklı noktalarda sis nedeniyle trafik kazası da oldu. Ancak yaralanmalı bir kaza değildi. Maddi hasarlı bir kazaydı. Onun için özellikle sürücülerin çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü malum görüş mesafesi düştü. Peki İstanbul'un hangi noktalarında bu sis yoğunluğu var? Hemen onu da hatırlatalım. Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy başta olmak üzere Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Zeytinburnu, Bakırköy gibi ilçelerde sis yoğunluğu şu dakikalarda çok fazla. Ancak dediğimiz gibi gün içerisinde artık yavaş yavaş etkisinin gitmesi bekleniyor.